Herkese merhaba arkadaşlar, Frekans Adam'a hoş geldiniz. Bugün online mobilya alışverişi konusunda size bir rehber hazırladım. Birazcık ondan bahsedeceğiz. Onun dışında satın almış bulunduğum Tower kitaplıklı Adore CMS NB1 modelli çalışma masasına yakından değineceğiz. Değinmeye başlamadan önce birazcık yanımda duran kız kardeşimi, bana bu süreçte yardımcı olan kız kardeşimi tanıyalım. Merhaba Seda. Merhabalar, adım Seda, duydunuz zaten. Kitaplığın kurulumuna yardım ettim ben de. Size onlardan bahsedeceğim, zorluklarını anlatacağım. Ne gibi zorluklarla karşılaştın? Beraber kurduk zaten. Yaklaşık 8 saat sürdü. Sence 8 saat az bir saat mi? Fazla bir saat ama neden 8 saat sürdü? Çok ayrıntısı vardı. Çok fazla çivi vardı. Komik mi? Ciddi bir şey anlatıyoruz burada insanlara. Niye rencide etmedin? Rencide etmedim. Çok fazla çivi vardı. Tabii ki çiviler konusunda arkadaş hassas olduğu için birazcık sendeledi. O konuda ben kendim özellikle arka kontrol plak kısmının çakılması konusunda ustalaştım. 8 saatte kurduk, evet. Ve bunu internet üzerinden satın aldım. İlk başta internet üzerinden mobilya satın alacağım dediğim zaman bana nasıl bir tepki verdin ya da nasıl bir şey geçti aklından? Ya şimdi gözle görmediğimiz için malzeme kalitesinden emin olamadık. Yani sonuçta kötü olabilirdi, ince, kırılgan. Ama umduğumuz gibi çıkmadı tabii, gayet güzel çıktı. Peki online mobilya alışverişi konusunda tereddütlerini sildin mi artık? Yani şu anki görüntüye baktığında hepsini hazırladık, kurduk. Yani bu dolap için evet. Yani nasıl internette nasıl gördüysem şu an aynısı karşıma çıktı. Çıkan aynısı oldu. Özellikle seçimimiz... Ama insanlar gözüyle görmeden kalitesini anlayamıyor. Yani size evet. Çok güzel gösterilebiliyor resimlerinde, çok kaliteli gösterilebiliyor, altına açıklamada yazılabiliyor, çok kalitelidir vesaire. Ama geldiğinde öyle olmayabiliyor tabii ki de. Bu birazcık da şans işi mi diyorsun yani aynen. Bu işe? Birazcık da şans işi diyor ama ben birazcık da güven işi diye bakıyorum. Bazı markalara, birçok kullanıcının yöneldiği markalara yönelmenin sağlıklı olduğunu düşünüyorum çoğu hususta. Tabii teknoloji kısmına o açıdan bakmıyorum ama mobilya kısmına bu açıdan bakabiliyorum. Şimdi özellikle bir şey daha dikkatimi çekti. Mesela ürünümüz ilk geldiğinde hasarlıydı. Sadece 1, 2 ve 3. Parçalarında hasar vardı ve biz bunu ilettiğimizde geriye bize yeni parçalar gönderdiler. Evet. Aslında bu da güzel bir şey. Evet, bu da güzel bir şey. Doğru. Yani onu da es geçmeyin. O parçaların hasarlı olmasının yegane sebebi kargo firmasının taşımasında yarattığı sıkıntılar olabilir. Yani sonuçta çok güzel ağır bir şey geliyor. Güzel paketleyememekle alakalı bence. Güzel paketleyememek diyorsun. Yani olabilir yani. Öyle. Daha sağlam paketlenebilir mi? Evet. Ama çok fazla parça var. Belki, ona göre de önlem almaları gerekiyor. Ben de öyle düşünüyorum. Ona göre önlem almaları gerektiğini düşünüyorum. Ya da yani sonuçta bu onlar açısından kargo firmasını daha iyi seçmek gerektiğini düşünüyorum bazı hususlarda. Ya da olabilir. Üzerine zaten kırılabilir yapıştırmışlar ama yani bunu kargo firmasında çalışan insanlar ne kadar önemsiyor? Bu da önemli. Ya işin nihayetinde sonuç bu. Yani nasıl gördüysem internette aynı bu şekilde masaya sahip oldum. Gayet içime sinmiş bir yapıda. Kullanışlı. Kullanışlı. Hani doğal ahşap görünümünde lake beyazı. Mesela sözünü kestim. Leke beyaz, hani bazı insanlar çekinir beyaz kullanmaktan, sonuçta leke kalabilir vesaire evet. Diye ama yüzeyi kaygan olduğu için leke evet, bırakmıyor. Özel bir maddeden imal ediliyor. Tam maddeyi araştırmadım ama kanserojen bir etkisi yok. Gayet
nasıl desem, leke tutmayacak, çabuk anında silinebilecek bir yapıya sahip. O açıdan hoşuma gitti. Sizlerin de görebileceği üzere uzun bir rafım var. 3 bölmeli sürgülü pencereden, yani sürgülü kapaktan oluşan bir sistemim var. Orayı doldurmadım. Bir çekmecem var, bir de dolabım var. Onun dışında masanın derinliği, kitaplıkla birlikte yüksekliği tam istediğim nitelikte. Hem bilgisayarımı kullanabiliyorum. Yani 24 inç monitör kullanıyorum. Onu rahatlıkla alabildi. Evet, belki şu sol taraf birazcık engellendi ama bu benim için büyük bir sorun değil. Daha küçük bir monitör de alabilirim ama istemiyorum. Ben böyle kullanmak istiyorum. Oralara başka şeyler, yani çok fazla yerinden çıkartmayacağım şeyler koyabilirim. Onun dışında istesem ikinci monitörü de iliştirebilirim. Yani tekrar bunu sökmek benim için zor değil. Yani kurulum ne kadar zor gözükse de ilk defa mobilya kuran iki insan olduğumuz için gayet rahat atlattık süreci. Yani tahmin ettiğimizden daha iyi bir şekilde. Biz bu işlemi ilk defa yaptığımız için bu kadar uzun sürdü ama daha önceden yapmış olan varsa bu kadar uzun süreceğini sanmıyorum. Daha kolay geçecektir bu işler. Evet, daha kolay geçecektir bu işler. Seda, neden öyle duruyorsun? Düşünüyordum. Çıkamadın değil mi işin içinden? Hayır. Çok fazla parça var. 28 tane parça var. Bu işin içinden çıkmaya çalışıyorum. Gördüğünüz gibi. Bir sakatlık geçirdim. Vallahi gitti. Görebileceğiniz üzere odamın her yerine ufak tefek parçalar serpiştirdim. Ve bunların hepsini tamamlayacağız. Çok farklı bir şey yapıyoruz. Biz de ne yaptığımızı bilmiyoruz. Yarım saattir kurmaya çalışıyoruz. 28 parçadan oluşuyor. Kız kardeşimin de dediği üzere. Yalnız bu da lightsaber gibi. Kılıç gibi resmen. Yarım saatte sadece 3 parçayı birleştirebildik. Evet, yarım saatte sadece 3 parçayı birleştirebildik. Bu gidişle 28 parçayı artık bilmiyorum, bir haftada mı, 10 günde mi? İncelemeleri bir süre unutabilirsiniz. Ama sizler için bu masayı da incelemek istiyorum. O yüzden bu videoyu çekmek istedim. Bitiremezsem kusura bakmayın. İş bölümünü nasıl yaptık arkadaşlar? Ondan bahsetmek istiyoruz. Genelde kız kardeşime yıktım işi. Para karşılığı bana yardım etmesi için tuttum. Bir kümeleme yaptık. Hangi vidaların, hangi ek parçaların uyacağını. O bana söylüyor. Ben de büyük parçalara onları monte ederek birleştirilmesini sağlıyorum. Tabi hepsini tek başıma yapmıyorum. Yine sana yıkıyorum bir kısmını. İş bölümü bu şekilde. İki kişi yarım saatte sadece 3 parça takabildik. Bir ara 3 kişi de olduk. Bir ara 3 kişi de olduk. Annem yardım etmek zorunda kaldı. Ama deniyoruz ailece. Umarım bir gün bu modüler masayı bir araya getirebileceğiz yani. Kalkamıyorum, belim. Belim gitmiş. Yardım et. Evet arkadaşlar, umduğum ve karşımda olan. Bu kadar. Seda, senin için bir çekmece yapmak ne kadar zordu? Oldukça basitti bence. En basit parça çekmeceydi bana göre. Ne kadar süreni aldı? 10 dakika mı? Belki 15'te olabilir, yalan söyleyeyim. Şöyle bir çekmeceyi bize gösterirsen çok makbule geçer. Tabii. Ön tarafı. Toplamda kaç parçadan oluşuyor? 6-7 parçası falan var. Aynen. Daha arkasına, yani şuralara, hı-hı, çekmecenin sürgülerini monte edeceğiz. Teşekkür ediyoruz Seda. Evet, projeyi masaya yatırdık. Şu anda masanın alt kısmını tamamladık. Görebileceğiniz üzere. Aradan yaklaşık 2,5 saat geçti. Acaba üst tarafını da tamamlayabilecek miyiz? En zor kısmı o zaten. Niye konuşmuyorsun? Yani ne oldu? Ne yaşadın? Yoruldum. Belim koptu. Öldüm be. Gerçekten öldüm. Sonunda üst kısmı da tamamlayabildik. Farklı farklı şekillere girerek
Tanımlayacağız işte. Kaç milyon bile taktım ben? Bir şekilde kurduk ve güzel. Şu an sonuçtan memnunuz. Anlatmak istediğimiz bu. Eğer siz de internet üzerinden mobilya alışverişinde bulunacaksanız, hani size rehber niteliğinde olması adına bu videoyu çektik ve hangi sitelerden alışveriş yapabileceğiniz konusunda da bilgilendirmeye çalıştık. Görünen köy kılavuz istemez niteliğinde size yardımcı olabilecek işini iyi yapan yerler de var. Bunun da altını çizmek istiyorum. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Aynen, teşekkür ederiz. Paylaşmayı unutmayın.